Selam dostlar, bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma. Yine bir takipçim aradı, sağ olsun. Eski bir araba varmış, 60 küsur modellerde. Bilkent'ten İğnir Gölü'ne doğru gidecekmişti. Maalesef benzini bitmiş, yolda kalmış, beni aradılar. Şimdi Kızılay'da kalmış, Kızılay'a doğru yola çıktım. Kızılay'dan alacağız klasik aracımızı takipçimle beraber. Oradan artık İğnir Gölü'ne doğru yola çıkacağız. İnşallah bu arada sesim net geliyordur. Çünkü asıl kafa kameramı arkadaşlar evde unutmuşum. Dün montaj yaptıydım. Onun için yedek kamerayla çekiyorum. İnşallah sesim geliyordur. Kızılay'a gelmek üzereyim zaten. Son viraj, son tünel, son köprü. Selam dostlar. Ops. Oğlum kanatsızlık içinde kalıyorsunuz. Ya biriniz geçin ya biriniz geçin ya. La millete kaza yaptıracaklar ya. Allah Allah, işte görüyorsunuz değil mi abi? Otobüsçü duruyor, oturuyor. Bak arkadaş, biriniz geçin işte ya. Arkadan geleni hiç düşünmüyorlar anasını satayım. Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok. Çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın, doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. Ne oldu, yolda mı kaldınız? Kaldık abi, kaldık. Lan adam gazını benzinle almaz mı arabanın ya? Bak la, aksilik kamerayı da evde unutmuşum biliyor musun? Yapma ya. He. Kötü şans abi. Sıkıntı yok, çekime devam. Az, az daha tekleyelim, dur az daha. Eyvallah. Başkanım sana zahmet. Kamera mı? Evet, sen çekebilir misin? Tabii abi. Biraz uzaktan, biraz yakın alıyorum. Neyse anlamadım. Ayarım ayarı acaba var mı ki ya şöyle? Abi o yakınlaştırır da. Tamam. İstiyorsan baştan bir şey yapabilirsin. Yok, iyi başkanım, sıkıntı yok. Sen, ben çekerken falan çekersin. Yolda işte biraz anlatırız, anlatırız. Abi araba hakkında hiç o iyi geliyor arabayla. Onu bir röportaj yaptın arabayla. Ne? Rus diyeyim Allah'ım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hi guys. Was arabası, İngiliz, Rus. Küba. Küba, Fidel Castro Oscar. Evet, Karadeniz'de var bu. Karadeniz'de çok. Yok abi, çok değil. Türkiye'de tek bu ya. Burak Bey, bize arabayı tanıtır mısınız? Aracımız 1966 model. Gaz marka. 69 modeli gazın. 2 adet benzin depomuz var. Biri patlarsa diğeri kullanılabilsin diye. 1493 cc. Tüp var. 4x2 arasında geçişimiz mümkün. Start stop sistemimiz. ABS'miz, her şeyi dahil. Full klima. Gördünüz size. Çek, şöyle bir arabamızı tanıtalım. Baştan mı? Castro, öncelikle ideolojileriyle insanları benimsemiş olan bu araba, Ankara'da da yargı dağıtmaya devam ediyor. Bu arabanın en önemli şeyi kesinlikle bir karakteri olması. Herkeste olmayan bir özelliğe sahip. Kendisi Fidel Castro'nun Rus seyahatinde Küba'da kullanmış olduğu, Küba'dan buraya kadar gemiyle, sonrasında Rusya'dan karayla bir şekilde de yolunun Ankara'ya düşmüş olduğu bir araba. Değil mi hocam? Çok özel bir araç. Bambaşka bir araç. Bambaşka bir araç. Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı Rusya'dan satın aldı bu aracı. Daha ne olsun?
selam dostlar, bendeniz Los Angeles otobur tırmanı. Bugün Burak'la beraberiz arkadaşlar. Yolda gelirken biraz anlatmıştım ya, benzinleri bitmiş. Şimdi Burak'ın aracını aldık. Benzinini aldık, Mühi köyüne doğru yola çıkacağız. Gazını aldık. Gazını alıyoruz. Mühi, şey Burak, bunun evrağı mevrağı her şey tamam mı ya? Her şey tamam abi. Yani bir eksiği yok. Şu suvusu her şey tamam, dört dört. Çünkü Kızılay'da kalmışsın ya, orada kesin polisler abi şey yapmıştır. Hani bakmışlardır yani illa ki. Tabi tabi, hiç hani problem yok abi. Sordular mı evrağını mevrağını? Sormadılar ama problem yok. Problem her yok şey diyorsun. Her şey yolunda. Yani muayene açısından bir problem. Şöyle bir de dur, arabayı çekeyim. 69 model miydi Burak? 1966 model araç. 66 gaz marka. Gaz marka, modeli de 69. Gaz 69 değil. Gaz 69. Aynen. Yani Rus malı bu. Rus malı, aynen öyle. Fidel Castro'nun kullandığı söyleniyor ama söylenti. Fidel Castro'nun. Evet. Vay yavrum vay. Fidel Castro'nun aracıyla mı? Aa, ben de yakıt alacağım. 14 plakala, toprağımla. 1969, gaz 69 diyor. Aslında hiçbir sıkıntı yoktu. Arabanın da arkadaşlar, yanlış anlaşılma olmasın, teknik sıkıntısı olmadı. Rüzgarın azizliği diyelim, benzin bitti yani. O yüzden bugün Los Angeles kurtarma ekibine tekrardan teşekkür etmek durumunda kaldık. Olaylar bu şekilde gelişti. Şimdi çekiciyle beraber ilerliyoruz. Yani ilerleyeceğiz, gaz alıyoruz şu anda. Gazımızı aldıktan sonra devam edeceğiz değil mi Mete'ciğim? Aynen hocam. Ne oldu lan, ıslandınız mı? Evet, yağmur başladı arkadaşlar. Tenteyi kapattılar şimdi ışıklarda. Kabriyo arabaya binmek de zor. İyiymiş de askeri şeyli falan ha, çadırı. İçeri al, şey içeri böyle su almıyor mu içerisi? Normalde camları da vardı şu an yanımızda. Neresi var ama bu yazlık. Nasıl ıslandınız mı bari? Nerede kaldın diye. Çersin ya abi, yol boyu ıslanmadım. İyi iyi. İndirelim. İndirelim değil mi? Tamam. Daha pratik bir yolu yok mu acı la? Selam söyle. Rahat mı la başkan bura? Bambaşka abi, bambaşka. Akşam geliyorsun değil mi? Çok sağlar seyirci. Öyle
Önemli değil kardeşim. Çok memnun oldum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Burak kardeşimizin aracını indirdik. Evet. Yağmur yağmasaydı biraz daha iyi olacaktı ama. Keşke keşke. Neyse, o da üstün örtü, onlar içinde bir yolda şey biraz yokuştuydu. Yolda zordu biraz. Aynen ya. Neyse abi, ellerin şeyi de zorladık. O, keşke orada bir geçeymiştim lan. Nereye abi? O kırmızıydı değil mi? Evet abi. Tam sarı yandı. Anladın, geçeyim. Büyük şanssızlık oldu. Çok, neyse, sağlık olsun. Çok sağlık her şey için. Önemli değil kardeşim. Dostlar, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.